Abdurrahman abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman kardeşim. Maşallah. Ben de daha yeni açtım. Maşallah hemen de gelmiş oldunuz. İnşallah hayırlı bir akşam, hayırlı bir sohbet, birliktelik olur kısmet Eyvallah. olursa. Allah razı olsun. Valla teravih 8 kıldım. Dedim ne olur ne olmaz vaktinde yetişelim. Güzel oldu. İnşallah bugün uzun bir söyleşi bizi bekliyor gibi gözüküyor Abdurrahman abi. Allah kısmet ederse. Ben Öyle şimdi... görünüyor. İnşallah hayırlı ve vesile olur diyelim. Sürçülisan etmeyiz inşallah. İnşallah. Bayağı bir soru geldi aslında programı duyurunca. O yüzden bugün baktık ki çok güzel gitti. Tadına doyamadık. Ve bir yayın daha açıyoruz. Bugün böyle 1,5 saate tamamlayabiliriz. Eğer güzel giderse. Bak İnşallah. Çok yorgunuz. Ya sen şimdi zor soruları sormazsın. Rahat gider ama zorları Doğru. sor. Bugün inşallah hep kolay sorular hazırladım Abdurrahman abi. Hakikaten Eyvallah. güzel de olacak. İsterseniz ben bir açılış yapayım. Ardından da programımıza başlamış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Şu birlikteliğimiz hayırlara vesile olsun inşallah. Başta Abdurrahman Topbaşı abimize hoş geldiniz diyoruz. Ve bugün bizi izleyen tüm dinleyicilerimize, tüm izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Doğrusu Genç Dergisi'nin Instagram hesabı epey zamandır canlı. Neredeyse her akşam farklı programlar, farklı buluşmalar oluyor. Bizim de gönlümüzden böyle Türkiye'deki çok çeşitli güzel isimler var. Onlarla ilgili aslında bilgi sahibiyiz. Yani kitaplarından, konferanslarından, YouTube üzerinden birçok insanı tanıyoruz. Fakat aile içerisinden böyle sevdiğimiz insanların aileleri içerisinden insanların şahitliğine başvuralım dedik. Ve bu noktada da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi hakikaten uzun yıllardır hem Genç Dergisi'nin baş yazarlarından biridir kendisi. İstikrarla devam eder. Biz istedik ki Osman Efendi'nin mahdumu Abdurrahman Topbaş Beyefendi'nin, abimizin bugün şahitliği önemli. Sonuçta kendisi 44 yaşında, 44 senelik Osman Efendi'nin evladı yani bizzat aynı hanede doğdu. Orada büyüdüler, birlikte bir ömür sürdüler. Bugün istiyoruz inşallah böyle bir serinin ilkini Abdurrahman Topbaş abimizle yapmayı. Kendisine herkes adına hoş geldiniz diyorum tekrardan. Sefalar getirdiniz abi. Çok teşekkür ederim Süleyman Bey kardeşim. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu Ramazan da böyle, bu gerçekten buruk bir Ramazan. Evlerde şey yapıyoruz, böyle teravihi bile ancak çok yakın 3-5 kişi bir araya gelip, yani ev içinde falan aynı mekanda yaşayanlar kılabiliyor. Demek ki nasipte bu varmış. İnşallah. Doğru. Bunun üzerinden benim gibi bir teknoloji fukarası bile böyle Instagram'da, yani inan bu şeye kadar hiç ne Twitter'ım var, ne Facebook, ne Instagram, hiçbir hesap yoktu ama yavaş yavaş herhalde biz de buraya doğru şey yapacağız. Yani öyle. Hakikaten bu büyük bir imtihan dünya için. Yani acılar var, dramlar var. Fakat bir anlamda da rahmet. Yani insanlar evi keşfetti. Ve bu anlamda normalde İstanbul'da çok program olurdu. Ve Anadolu'dan ya keşke biz de oralara gelebilsek. Keşke Anadolu'da da programlar olsa diye birçok talep olurdu. Şu an aslında o zaman ve mekan bağı kalktı. Yani bakın şu an bakıyorum 1116 kişi Abdurrahman abi canlı olarak bizi izliyor. Burası Instagram'da. Bu Evet. YouTube üzerinden de muhtemelen bir 500 bin kişi vardır. Yani aslında biz İstanbul'da bir program yapsaydık belki 500, belki 300 kişiyle hasbiyel ederdik bu akşam. Bu da ayrı bir lütuf aslında. Yani yeni döneminde bazı kıymetleri, fırsatları da var, imkanları da var. Biz de bu akşam bunu da değerlendirmek istedik. Size bol bol soru soracağız Abdurrahman abi. Vallahi Başta onu da söyleyeyim hani izleyicilerimize. Yani program öncesi herhangi bir soru verme, herhangi bir ipucu verme yapmadım. Hatta Abdurrahman abiye, abi çok zor sorularım da olabilir. Hazırlanın isterseniz dedim. O da zaten çok rahat birisi kendisi. Ne istersen sor dedi. Ben 4-5 başlık içerisinde hazırladım bugün soruları. Biri çocuklukla ilgili sorular, biri sosyal hayatla ilgili sorular, biri baba-oğul ilişkisi özel soruları, biri hocamızın Osman Efendi'nin gönül dünyasıyla ilgili sorular. Biri de merak köşesi. Daha aslında Instagram'a uygun. Yani çok fazla merak ettiğimiz şeyler var. Bunu da baştan söyleyelim. Yani Osman Efendi ile ilgili kamuoyuna mal olmuş bir kişilik olduğu için yani bilinenler ya da yazdıkları eserleri ortada. Fakat aslında kendisinin hiç anlatmayacağı, kendisinin bir şekilde kitaplarını, eserlerini, konferanslarını koymayacağı birçok şeyi ben bu akşam İzninizle ve müsaadenizle sormak isterim. Hem de bizim için de ilham olur. Genç arkadaşlarımız çünkü bu tür şeyleri daha da merak ederler. İnşallah sürçülisan etmeyiz. Çünkü İnşallah. Böyle yayınların riski de bu. Canlı yayın. Geri dönüşümüz yok. Sürçülisan edersek başta sizden af dilerim. Ve izleyicilerimizden de af dilerim. Bizim için de geçerli. Biz de
Hem de ben alışık da değilim. O açıdan inşallah bir şey olmaz. Olursa da affola diye şimdiden acizane kendi adıma söylemiş olayım. Hayır. Abdurrahman abi şöyle başlayalım o zaman. Çocuklukla ilgili en azından kısaca sizin hayatınızın bir özetini dinlesek. Nerede doğdunuz, kaç senesinde doğdunuz ve şu an neler yapıyorsunuz? Bir genel çerçeve çizebilir miyiz? En azından böyle bir zeminle başlayalım. Eyvallah. Teşekkür ederim. İstanbul doğumluyum. Şimdi genellikle hep şöyle bir şey olur. Nereli deyince şimdi adam bakıyor böyle. Yani kaşa, göze Evet. bakıyor. Abi sen İstanbul değilsin diyor. Şimdi böyle senin gibi daha kumral olsak bir Avrupa kanadını. Belki kurtarır. Esasında şöyle tabii hem de izleyeceğim de paylaşmış olayım. Musa Topbaş, Osman Nuri Topbaş, Abdurrahman Topbaş gibi yaklaşık işte 100 yıl ortalama İstanbul'dayız. Ve İstanbul'da doğdum ben de. İşte Üsküdar, Erenköy arasında hep Üsküdar'da oturduk da bütün sülalemiz Erenköy'deydi. İşte o delikanlının bir kısmı oradan geçti. Sonra Erenköylüler genellikle bu tarafa doğru Üsküdar, Çamlıca o taraflara doğru taşınınca ağırlıklı bu çevrede oldu. Okul da haliyle yine işte Kadıköy İmam Hatip tamamladım. Oradan bir de kısa bir fazilet erkek lisesi var öncesinde. Oradan iş hayatına geçtik. Tabii o zaman şey gibiydi biraz Kayseriler gibi. Hani ya bu işte akıllı adam hemen şey yapsın. İş hayatına girsin. Okuyup da ne olacak ya onlar boş. Baktılar ki ticarete Evet. kabiliyetiniz var. Evet. Dediler ki bu da ticaret yapsın. Ya illa üniversite okuma falan diye de bir şey yoktu. Ama tabii gerçekten şey değişti. Dönem değişti. Şimdi okumak lazım. Biraz eğitim de gevşedi. Daha doğrusu. Doğru. İnanın ben İmam Hatip'teki tartıştığımız memleket meselelerine bakıyorum. Çok böyle bayağı ileri seviyede şeyler yapmışız. Yani ki O işte dönem için doğru. tabii 16, 17, 18 yaş grubunda. Liseden sonra iş hayatı, aile işi zaten tekstil üretimi üzerine başladık. Orada işte evlendik vesaire bu süreçler içerisinde. Tabii bir yandan da bir vakıf şeyimiz oldu. Esasında çocukluğumun ve delikanlığımın ciddi bir kısmı da Hüdayi Hazretleri'nin Üsküdar'daki dergahında çevresinde geçti. Külliyede. Şimdi çok da güzel bir külliye yapılıyor. İnşallah bittiğinde de bir şey olacak. İstanbul'un bir manevi noktalarından biri olacak. Yani rahat insanların Güzel. idare edebileceği bir nokta olacak inşallah. Orada o çevrede geçti. Sonra çoluk çocuk vesaire. İşte 2009'dan sonra tekstilden enerjiye geçtik ağırlıklı olarak. Arada başka ufak tefek şeyler de oldu ama işte son bir yıl diyeceğimiz bir dönemde de ağırlığımızı vakıf işlerine verdik. Tabii vakfımız çok büyüdü. Biraz herhalde Bu hayra alamettir inşallah Abdurrahman abi. Yani yaş ilerledikçe vakfa doğru kaymışsınız anlaşılan. biraz öyle oldu. Bir de gerçekten benim mesela çocukluğumda böyle emekli olunca bir dernek kuralım veya bir vakıfa gidelim çalışalım vardı. Yani ahir ömrümüzde. Ama şimdi tabii bu STK'ların şey yapması, Daha STK'ların aktif olması. dünyada özellikle de ülkemizde son 20 yılda aktif olması, öne çıkması bir yeni bir iş kolu gibi adeta sosyal hizmet hem eğitim hem insani yardım hem çeşitli benzer böyle engelli alanları dolduran bir noktaya geldi. Burada tabii istihdam, insan istihdamının tipi de değişti. O açıdan eskiden şeyde ben böyle bizim Üsküdar'da Karadenizli çoktur. Karadenizli arkadaşlarıma hep takılırdım. Ya sizin şeyiniz belli, ömür çizginiz belli. Böyle 30, 35, 40'a kadar böyle hareketli bir hayat yaşarsınız. Sonra sakinleşirsiniz, işte hacca gidersiniz, şey yaparsınız. 60'tan sonra da bir cami derneği geldi. İnsanları eğitmek vesaire yapmak. Toplumda herkes kendi fikri çerçevesinde dönüştürmek. Bu tabii dünyada çok eskiden beri olan bir şeymiş. Biz bu işlere ilk böyle ilgi duyduğumuzda dünyada benzerlerine şey yaptık. Hatta ben Kosova 99'da Kosova'daki o insani krizle ilgili bölgeye gittiğimizde bir Kızılay vardı öyle aktif. Onun dışında da işte böyle ufak Tek tefek tük. STK'lar da yandan yandan. Çünkü kanun çok müsait değildi böyle bir şey yapmanıza.
İHA var, şu var, var ama herkes böyle yandan yandan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada mesela Avrupalı ve Amerikalı, yani gelişmiş ülkelerin STK'larını gördük. Mesela müthiş devlet desteğiyle oradaki bütün insani yardım faaliyeti, eğitim, öğretim, dönüşüm vesaire, işte çocukları alıp, iyi çocukları alıp ülkede, kendi ülkelerine götürüp okutmak dahil pek çok alanda bu STK'ları gördük. Delikanlı sayılacak bir yaşta. Ama tabii o noktadan bugünlere geldiğimizde gerçekten bu STK meselesi Türkiye'de önemli bir noktaya geldi. Zaman zaman işte bu son dönemde dindar STK'larla ilgili bir takım yıpratmalar da olsa, o geçici bir şey. Yani kalıcı bir şey değil. Biraz politik bir süreç ama şey... Temel olan koşturma. Şöyle yapalım Abdurrahman abi. İsterseniz bu konuya tekrardan girelim. Çocukluğunuzla ilgili şuralara girelim isterseniz. Çocukluğunuz nasıl bir mahallede geçti? Babanızla ilişkilerde, yani her çocuğun o yaşadığı diyelim ki gerilim olur muydu? Hani eve gelme, dışarı çıkma saatleri, sokakta işte arkadaş seçme ya da komşuluk ilişkileri. Nasıl bir çocuk olarak büyüdünüz? Rahat mıydınız? Yoksa böyle pencereden mi izlerdiniz Abdurrahman abi dışarıyı? Böyle bir dışarıya çıksam mı Yok, öyle bir şey yok. Bir kışkırtıcı soru bu. derdiniz? Estağfurullah. Esasında çocuktum, hareketliydi. Özellikle spor, aktivite, böyle güreşti vesaire de çok şeydim. Bir de ortam müsaitti. Gerçekten bir klasik mahallede büyüdük. İşte mahallede, sokakta top oynadık. Efendim söyleyeyim, şey yaptık, misket oynadık. Hatta su sattım. Mesela şimdi düşünüyorum, ya ben niye su sattım? Paraya ihtiyacım var değil. Ama ilkokulda bizim Sultantepe'de kurulan pazarda su satmak, herkes su satardı. Sonra pazartesi, ertesi günde perşembeleri kuruldu. Ertesi günde ben şu kadar su sattım, şu kadar param oldu falan diye konuşuldu. Demek ki meraktan böyle bir şey yaptım. Aile de oğlum ne işin var şu bu da Demiyordu. demiyordu. O sokağın hani mahalle güveni kültürünü böyle doya doya yaşadım. Ayrıca tabii biz o zaman Musa Efendi hayatta, bahçede hemen apartman böyle yan yanayız. Yani hem sokağa girebilirim hem bahçeye girebilirim. Tabii bahçeli evde büyümenin getirdiği bir takım şeyler de oldu. İşte Rahatlıklar, kolaylıklar. hayvanatla, işte tavuktu, köpekti, güvercindi vesaire şeydi. Onlar o tip bir böyle o işlerle de, yani daha şimdikilere göre daha az mekanik Peki büyüdük. orada babanızın hayatınızda aktif bir dahli var mıydı? Mesela birlikte mesela güreş diyorsunuz. Hiç güreş yapar mıydınız? Mesela çocukluğunuzda böyle birlikte hakikaten diyelim ki maça iner miydi sizinle? Yani bu yaşlar var mı? Yok, şöyle teşvik ederdi ama hani ne yaptık mesela, yürümeyi çok severdi Osman Efendi. Öyle O mi? zaman abi derdi herkes. Beraber yürürdük mesela. Güzel. Böyle Yani Üsküdar'da böyle Sultantepe, Üsküdar'da oralar. hafta sonları şeye götürürdü, işe götürürdü. Eminönü'nden çıkardık, o küçük pazarın arasından Unkapanı'na, Nasıl yürür? Seri mi yürür? tabii hızlı yürürdü. Yani arkasına bakar mı? Hani gel oğlum, yoksa gittin yetişecek misin? Yo, beraber zaten o tempoyu tutturursunuz. Ama tabii evde nasıl diyeyim, böyle o işte demek ki bahsettiğimiz yıllar herhalde 50 yaşında falan Osman Efendi tahmini. Mesela evde spor da yapardı. Böyle hafif. Onu da hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Yani siz doğduğunuzda babanız 34 yaşındaydı Osman Evet. Efendi. O yüzden yani sizin neredeyse ilk 15 sene, yani ilk 15 yaşınıza geldiğinizde kendisi zaten 50'ye doğru yol almış oluyor Doğru. doğal olarak. Doğru. Yani evde belki yani o yaşta oynayabileceğiniz aklınızda kalan bir oyun var mıydı? Hani babanızla çocuklukta yani oynadığınız bir şey geliyor mu aklınıza? Çok bir şey gelmiyor. Oyundan ziyade genellikle böyle eğlenceli dersler yapardık. Yani mesela Öyle mi? bir kitap okur, soru sorar oradan, tarihten, edebiyattan özellikle. Veya hatıra anlatır ama şunu çok net yaşadım. Yani sonradan fark ettim tabii bunu. Mesela teyze çocukları, mahalledeki güzel arkadaşlarla beraber olmamı geriden geriye hep sağlamış. Yani Güzel. kimlerle yapıyorum diye hep sağlamış. Bir de şöyle bir şey vardı tabii. Şimdi sokakta koşturup oynayınca zaten akşam geldiğinizde kurtları dökmüş oluyorsunuz. Dingin bir şey yapardı.
Her akşam mesela oturur, işte meyve yerdik. Meyveleri muhakkak bana soydururdu. Yani o zamandan beri hizmet ediyorsunuz Abdurrahman abi. Bir... Tabii bir de o zaman Musa Efendim, Musa Topbaş faktörü var. Onlar mesela bir işte mesela bir sofra kurdururdu bize. Böyle sofranın başına geçer bakardı mesela. Yani baktığında böyle tabak, çanak, bardak hepsi böyle ip gibi olacak. Ve o dönemin biraz farik vasfı. Nizam, Tabii, estetik, nizam, düzen, düzen. O tertip. muhtemelen sizlerde şey oldu adeta. Hani bir Evet. kural gibi. Kılık kıyafette düzgünlük, şeylik. Tabii o hayatınızı etkiliyor şeyde. Ben hani şahsen böyle çok derli toplu bir şey değilim. Daha hızlıyımdır. Yani işi bitirelim, kırtasiye tarafını birileri yapsıncıyımdır ama mesela dedede ve babada daha böyle tertip düzen daha önem arz Hay hay. Peki mesela namaz eğitimi, yani o çocukluk yıllarınızda yani namazla ilgili hatırlıyor musunuz? Yani Osman Efendi size namazı mesela nasıl sevdirirdi ya da nasıl telkin ederdi? Ya da mesela siz kalkmıyordunuz, sabah namazı uyuyordunuz. Yani böyle zorla mı kaldırırdı, tatlı tatlı mı kaldırırdı ya da bırakır mıydı kendi halinize? Az çok belki hatırlarsınız. şimdi buralarda tabii çok ne, nasıl diyelim çok stratejik davranırdı. Zaten hepimizin de yaşadığı gibi biraz sert alanları valideye bırakırdı. Güzel. Bu da önemli bir şey. Yani aslında o Celal tarafını Ali'ye bırakıyor. Evet. Kendi daha Cemal'de kalıyor. Bu da ilginç. Güzel. Ama işte tabii o mesela ben bakıyorum kendim dair şimdi o şimdiki babalar ve bundan sonraki babaların sağlayamadığı ve sağlaması zor olan bir şey var. Babamızı bir karizma görürdük. Bir vakar. Tabii böyle bir yani mesela hiç dayak yemedim. Tokat Güzel. bile attıysa da hatırlamıyorum. Ama kızdı mı dayaktan beter oturup ağlardım yani. Koca adamdım. Demek ki bir mesafede size karşı ve Tabii. çok etkileyici bir mesafe o. 15-16 yaşında babamdan azar işittiğimde oturup ağlardım dayak yemiş gibi. Tam burayı soracaktım. Yani ergenlikte zor olmadı mı Abdurrahman abi? Sonuçta babanız uğraşıyor, koşturuyor, hayır hasenat peşinde. Birçok o Türkiye'nin sosyolojisi de karışık o dönemler. Kendi içerisinde değişim dönüşüm var, vakıflar olsun. Türkiye'de birçok şey değişiyor ve siz de bir yandan yetişeceksiniz. Güzel yetiştirmek derdindedir büyük bir ihtimalle muhtemelen. Ve siz de kendine göre ergenlik çağının problemleri, belki beklentileri, belki haylazlıkları içerisindesiniz. Yani o dönemlerde böyle belki daha tatlı geçmiştir sizin için, bilemiyorum. İşte o dengeli bir alan bıraktı. O sizde de bir özgüven oluşturuyor. Yani oğlum sana güveniyorum yüzümü kara çıkarma. Güzel. Bazen bu böyle kavlen dille konuşulan bir şey değil. Fiilen olurdu. Mesela Ümre'ye giderlerdi. O zaman Suudi Arabistan'da işimiz yani ticari olarak zaten ticari gittiklerinde işte Ümre'ydi, Haç'tı falan o da işlerine dahil olurdu. Mesela bir kısmında ben tek başıma evde kalırdım. Yani adeta Tabii sizi burada şu veliaht bırakıyor. Hadi ev sen ya ye. oğlum sana güveniyorum yüzümü kara çıkarma diye çok şükür oralarda da bir yol kazası yaşamadık ama şöyle tabii sosyal faaliyetler içerisine beni götürüldü. Yani Yani sizin aslında içtimaileşme, sosyal hayata dahil olma noktasında hep teşvik edici bir rolde. tabii kesinlikle yani ben böyle delikanlı yaşayacak şeyde böyle koca koca adamların ve işte profesör, doçentlerin vesairelerin aralarındaki muhabbeti oturup dinlerdim. Herhalde o tarafımı da keşfetmiş. O Güzel. tip yerlere götürürdü. Güzel. Mesela fakirlere erzak dağıtımına çıkardık beraber. Tam bunu soracağım aslında. Çocukluktan sosyal hayata geçelim biraz. Yani o çevresiyle ilişkisi, mesela fakirlerle ilişkisi, gariplerle ilişkisi. Yani kendisi ben böyle yaptım diye anlatmaz ama aslında gıyabında çok bilinir. Muhtemelen böyle bir hassasiyeti, ilgisi vardı ve belki hala devam ediyor bu bizzat. Kesinlikle devam ediyor. Şu an mesela gündeminde yani hiç çıkmadı. Ben kendimi hatırladım hatırlayalı. Bir gün hiç unutmadığım bir şey İcadiye'de bizim arka mahallede bir eve gittik. Normal işte vakfın kayıtlı erzak dağıttıkları şey. Bir eve girdik beraber. Yani Allah Allah dedim ya bizim mahallede bu kadar yoksulluk, fukaralık içinde olan insan mı vardı? Yani nokta atışı onları buluyor. Tabii tabii bir nokta oluyor. Bir de
bizzat girmesi ve işin içine bizi sokması. Yani işte tamam gidin dağıtın arkadaşlar da diyebilirdi sonuçta, o zaman kendi bir iş dünyası var. Tabii işi gücü vardı. Aile geniş zaten. Ama bizzat giderdi. Torbaya taşır, bize de taşıttırır ve gerçekten o gariban, o işte duvarları böyle yemyeşil olmuş rutubetten evin içinde insanlarla muhatap kılardı. O da zaten sizi otomatik şey yapıyor. Hayatınızı bir otokontrole getiriyor. Belki de hem sorgulamanıza hem kıyas yapmanıza hem de merhametinizin yükselmesine de vesile oluyor sizin için. Yani bizzat o garipleri, kimsesizleri, fakirleri, muhtaçları yerinde görmeniz sizin için o teorik eğitimden çok daha aslında anlamlı bir pratik eğitim sayılabilir. Bir de böyle nefsinize çok güzel ok atmayı bilir. Mesela işte atıyorum pazar sabahı mesela aile kahvaltısı yapıyoruz. Tam mesela orada der ki oğlum bak geçen gittiğimiz aileye kim bilir onlar ne yiyorlar, biz böyle mükellef bir kahvaltı yiyoruz. Türkiye'de acaba kaç kişi bunu yiyor? Bu Güzel. kadar işte bu kadar milyon içerisinde bak bu seviyedeyiz, onun için şükretmek lazım diye. Bu tabii insan bunları o an hissedemiyorsunuz. Yani şöyle etkisi esasında ileriki yaşta daha çok hissediliyor. Ama o an o dönemde bile size bir frenletme, israftan kaçınma, daha kontrollü bir şey yaşama noktası getiriyor. Ama şu çok önemli. Ne böyle ipleri bırakmış, ne de tamamen aldığı nefesi sayar bir baba. İkisi de değil. Yani ben güreş yaptım. İşte o zaman Uludağ'da vardı. Uludağ'da kayağa giderdik ama kiminle beraber gidiyor, ne yapıyor? Bunların hepsini takip ederdi. Güzel. Ve gideceksem de mesela seyrediyorsa da selam olsun kendisine. Muzaffer abi, Muzaffer Işık veren Bursa'da beraber giderdik şeye. Yani güzel insanlarla, güzel arkadaşlarla. Tabii kayak yapmaya giderdik ki o zaman şimdi artık çok normal oldu. Ama o zaman çok şey bir şeydi. Belki riskli, belki panik, korku olabilir. Olabilir veya özel alanda çok yapılan bir spor değildi ama içimde o ukde kalmasın diye herhalde o alanı açıyor ama doğru insanlarla açıyor ve gerçekten o noktada bir şey yaşıyorsunuz. İşte şunu yaptım, evet yaptım diyorsunuz. Bu güzel. Kendi hayatında da esasında benzerlerini yaşamış. Yani kendi ailesiyle, şimdi babasıyla, annesiyle. Musa Efendi'den benzer şeyleri yaşamış. Onun için güzel. Kendi öğrensin diyor yani. Çocuk kendi öğrensin. Ne serbest bırakıyor, ne çok sıkıyor. Çok ince bir nokta. Kesinlikle. Peki size buyurgan olduğu olur muydu? Mesela sonuçta biz o kadar yakınında değiliz. İnsanlar dışarıdan tanıyor. Yani size belki bazen daha buyurgan, daha doğrudan, Abdurrahman bunu yap, bu işe gir, bu okula git, okulu bırak. Böyle net ve aslında sizin de çok işinize gelmeyen ya da beğenmediğiniz, o an için olmaz dediğiniz şeyler olur muydu? Şöyle demin bir soru sordunuz, o soruyla da bağlaştırayım, namaz meselesi. Yani %100 buyurgan tavrı namazla ilgili ama oğlum kapıyı kapatır mısın? Sizin gibi işte, sizin sahiyle ilişkiniz gibi. Kapıyı kapat diyorsunuz, o da size namaz kılıyor. Buyurgan derken yani kesin irade koyardı. Yoksa yani ana günden bu diyor. Yani oğlum işte kalkmadın, dök kovayı kafasından aşağı sabah namazına, soğuk suyla böyle bir zıplasın yataktan vesaire değil. İşte yani niye şuraya gitme, iki tane çakayım şuna değil. Ya. Ama namaz konusunda diyorsunuz namaz, ailede hep bir şeyde, direkt bir gibi. Namaza götürür. İşte ondan sonra mesela muhtemelen kendisi ayarlıyordu. Mesela namazdan sonra işte mesela Süleyman Hoca ile bizim Süleyman Derin'le, onlar da o zaman ben lisedeyim, onlar üniversitede, Sultantepe'de. Mesela beraber Üsküdar'a iner şey yerdik. Onlar bir şey yerdik. Mesela para verirdi. İşte gidin kanaat lokantasında bir güzel bir şey. Dondurma yiyin mesela. Kanaat'ten de reklam şeyi alabilirsin. Doğru. Sonuçta Üsküdar sizin eve de yakındı muhtemelen. Bir de tabii kendisi mesela ben yani yaz, kış ki eskiden gerçekten iyi kış olurdu. Namaz konusunda herhalde başka, dünyada başka bu kadar hassas bir insan görmedim. Hani hala öyle mi? Kesinlikle yani, hala öyle mi derken hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Yani mesela
Yıllar geçti, artık 44 yaşındasınız. Namaz vakti, siz böyle yatasınız geliyor. Sonra kılarım. Yine sizi kaldırıyor mu? Hadi Abdurrahman. Yapıyor mu, yoksa zaten siz ona fırsat vermeden hep kalkıyor musunuz? Zaten şöyle, beraber olduğumuzda zaten yatma durumu olmuyor. O eskiden de. Güzel. Şöyle bir şey var. Bir rol model olduğunda karşınızda uyuyorsunuz. Yani bir de tabii baba oğul muhabbeti, sevgisi falan da olunca arada. Tabii şu çok önemli. Sohbetlerinde de Süleyman dikkat edersen ezanla hayatı durdurmak diye bir tabir kullanır. Doğru. Birebir yaşadığı bir olgudur bu. Yani Osman Efendi'nin hayatı birebir ezanla hayatı durdurmak vardır. Namazda demiyorum, ezanla diyorum. Yani burada güzel. O zaman zaten Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz. Yani bugünün ilk güzel mottolarından biri bu oldu. Yani evet. Namaz ezanla hayatı durduran bir insan Osman evet. Efendi. Oğlunun şahitliği bu. Mesela buna işte kaç yaşındayım? 15 yaşında falan. Dükkandayız Fatih'te, Unkapanı'ndaki. Bizim çarşıda cami, mescit vardı altta. İşte ezan okunduğunda giderdi. Yanında bazen müşteri olurdu, şu olurdu, bu olurdu. Onları çok tatlı bir şekilde o an dükkanda olan biriyle yeni tabirle meç ederdi. Yani onları birbirine bağlar, kendi yine cemaati kılar gelirdi. Esasında düşünüyorum, 3 katlıydı mağaza. Üst katta şey vardı, mescit vardı. Yani orada da şey yapabilirdi. Onun için ezan derken yani ezanın cemaati kastediyorum burada. Güzel. Yani namaz hassasiyeti. Yani tam bir cami cemaatinin müdavimi Osman Efendi. Namaz hassasiyeti var mıydı demeyelim. Cemaat hassasiyeti güzel vardı. Veya cemaat hassasiyeti %100'dü. Güzel. Bunu ne zaman yapıyordu? İşte 80'lerin sonu, 90'lı yıllar ve iş hayatının içerisinde. Şimdi böyle işini bitirmiş, eleğini asmış kişinin camiye 5 vakit gitmesi çok kolay bir şey. Doğru. Ama o yıllarda genellikle zaten o genç insanların böyle yani cemaate namaza gitmesi, gelmesi, şu bu filan çok şey değildi. Doğru. Yani alışkanlık, namaz kılması bile çok azdı. Cemaat hassasiyeti bambaşkaydı. Bir hatıramı anlatayım. Bursa'ya o zaman Kartal'dan, yanlış hatırlamıyorsam Kartal'dan feribot kalkardı. Kartal Yalova. Ve tabii çok uzun kuyruklar oluşur. Bütün kamyonlar, şeyler hepsi oradan, bütün Anadolu'yla Körfez'i dönmek istemeyen herkes oradan geçerdi. Orada mesela bir saat, bir buçuk saat, iki saat beklerdik vapur sırası. Ezan okunurdu. İşte ben varım, annem var, bazen abim olur veya kardeşim olur. Derdi ki oğlum siz arabada durun, ben şuradaki camiye gideyim, namazımı kılayım, geleyim. Hatta birkaç... Gönlü hep mescitte. Ne oldu bir kaçta? Sıra geldi. Sıra bize geldi mesela. Hemen rica ettik yandaki sıradaki birisinden. Arabayı aldı, o işte bir 50 metre, 100 metre ileri götürdü. Şeyde. Hatta adam sonra şöyle bir şey buldum. Biraz böyle espri mahiyetine söyleyeyim. O zaman tabii güreş de yapıyorum. Arabayı boşa alırdım. İterdim arkadan. Kendimce böyle antrenman falan yapardım. Ama şimdi düşünüyorum. Ya bir seferdesin. İki... Hani arabanın yanına ser, kıl. Hallet değil. Orada camiyi görüyor, gidiyor, namazı kılıp geliyor. Ha burada da bir böyle bir herkes duysun, görsün numayişi de, bir tantanası da yok tabir yerindeyse. Sessizce gider, işini görüp gelirdi. Peki Abdurrahman abi, şöyle tekrardan hatırlatmış olalım. Belki bugün yayınımızı hani Instagram'da denk gelmiş, bir bakayım ne var diye girmiş olanlar olabilir. Onlar için hatırlatıyorum. Bugün aynı zamanda Genç Dergisi'nin yazarlarından olan kıymetli Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin mahdumu, yani oğluyla birlikteyiz. Şu an Osman Efendi 78 yaşında. Doğru mu Abdurrahman abi? Ve Abdurrahman abimiz 44 yaşında. Yani 44 senelik bir şahitlik üzerinde Osman Efendi'nin sosyal hayatı, çocukluğu ve belki farklı merak edilenleri konuşuyoruz. Çocukluğu bitirdik. Özel ilişkinizle ilgili abi şunu sormak istiyorum. Yani bir zamanlar belki farklı düşündünüz. Bir konuda anlaşamadınız. Yani aslında siz A dediniz, babanız B dedi. Yıllar sonra ya babam haklıymış dediğiniz bir şey var mı? Ya da vay be, yani o zamanlar biraz ben böyle düşünüyordum ama babamın dediğine geldim. Ya yani babam haklıymış dediğiniz neler var? Şu an açıklayabileceğiniz. Zor sorular başladı diyorsun. Doğru. Yani seyirciye sorma hakkımız var birincisi. Bir de pas geçme hakkımız var. Yani bunu arka planda işletebiliriz. Sonra öteki sorulara geçebiliriz. Şöyle diyeyim. 98'e kadar daha rahat bir ilişkim vardı. Daha baba oğul, senli benli. 98'den sonra tabii bir de manevi bir sorumluluğun
sahibi, makamın sahibi bir insanın oğlu, çocuğu olma dönemi başladı. Yani Ama aslında sizin için daha belki dediğiniz gibi temsilde de daha ağır bir sorumluluk da geldi üzerinize. tabii yani öyle zor bir şey oluyor. Şimdi kimin kitabıydı? Hatırlayamadım. Abdülkadir Genel Hazretleri diyeceğim sanki ama hatırlayamadım. Hatta bugün aklıma geldi bakayım diye de. Diyor ki hak dostlarının diyor onlardan en az istifade edenler yanındakileridir diyor. Önemlisi. Güzelmiş. Çünkü diyor şöyle başlama yapıyor. O insanla diyor sürekli vakit geçirdikleri için diyor. O hani Sırada anlaşabiliyor. anlaşıyor. O kalite sizin için normal bir şeymiş gibi geliyor ve hareketlerinizi, ilişkilerinizi doğru bir şekilde düzenleyemeyebiliyorsunuz Yani bazen. aşinalıktan körlük oluyor. Aşinalık körlüğü. Aynen öyle. Ben şöyle bir şey yaşadım. Ki daha o zaman 96 falan veya 95 yaşadım. Azerbaycan'a gittik beraber. Şeki'deyiz. İşte Şeki'den dönüyoruz şeye. Ama bu arada Şeki'ye gitmeden veya Şeki'deyken orada çok güzel kalpak yapıyorlar. Papak der Azeriler. Daha önce gitmiştik. Dedim ki bu sefer bana işte baba şöyle güzel bir papak alacağız gel. Alalım. O da tamam oğlum şu bu filan dedi. Sonra olmadı bu. Demek ki herhalde oraya fazla mı kitlenmişim, ne yapmışım? Yolda dönerken bayağı şey yapmışım. Bır İçerlediniz yani. bır. İşte almadın da söz verdin de şuydu buydu filan diye. Bakü'ye geldik. Tabii o zaman Azerbaycan çok böyle komünizmden çıkmış. Yani çok sıkıntılı günlerinde. Havaalanına yakın bir yerde bir oturduk bir çorba içiyoruz. Böyle lahana çorba ile yemek arası bir şey. Rahmetli Selim Efendi geldi yanıma. Zorluyorsun dedi. Ben sana dedi bir Kamaz dedi şey yollayayım. Kamaz orada kamyonetin adı. Bir Kamaz dedi papak yollayayım dedi ya. Papak papak diye dedi ortalığı ayağa kaldırdım dedi. Ama mesela babam hiçbir tepki vermedi bana. Oğlum şu bu filan. Böyle olur mu demedi. Niye Böyle bunu istiyorsun demedi. olur mu demedi. Veya ya bu çocuk fazla mızıldıyor. Beraber bir yere bundan sonra götürmeyeyim demedi. Mesela gerçekten orada çocukluk yaptı derler ya. Zaten çocukluk yaşım. Yapmışım ama onu mesela hoş gördü. Ha ben o Selim abinin rahmetli mekan cennet olsun onun ikazıyla mesela kendime büyük bir ders aldım. İşte aradan herhalde 30 sene 28 sene geçmiştir. Onu hep hatırlarım. Ya yani ben Güzel. burada gerçekten böyle bir şey yaptım. Demek ki bir de hani bir şey istiyorsam da bunu insanların içerisinde söylememek gerekiyormuş. Özelde konuşmak gerekiyormuş gibi. Size bir hayat dersi almış oldum. Bir usul de öğretti esasında. Bu noktada tabii çok sabırlı. Yani Güzel. insanları tölere etmede çok sabırlı. Bir de bir hatıramı da anlat. Yine mağazadayız. Adam biri geldi. Böyle ara ara gelir. İşte bir şeyler alır bir zarf içerisinde. Giderdi. Öyle biri geldi. Babamla konuşuyor ama böyle kızıyor, bağırıyor, şey yapıyor filan. Biraz haşin ve belki kaba. Aynen öyle. Güzel tarif ettin. Neyse babam dinledi, bir şeyler söyledi. Sonra bir zarfa parasını koydu, verdi, gitti. Adam çıktıktan sonra dedim ki ya babacığım dedim bir şey soracağım dedim ya hani bu ne periz bu ne lanet uçsuz diye bir şey var. Adam hem Kızıyor, bağırıyor. sizden hem bağış almaya geliyor bir yardım almaya geliyor hem de kızıp bağırıyor işte böyle ters ters hareketler yapıyor falan. Siz de buna bir şey söylemiyorsunuz. Bir de tabii o zaman daha böyle delikanlı yaşı hani kan kaynıyor. Dedi ki oğlum dedi bu dedi bu insanın dedi yapısı böyle dedi bu adamın dedi. O dedi bir doğallık içerisinde bunu söylüyor dedi. İnsanlar dedi hoş göreceksin dedi. Yani herkesi kendi meşrebinde kabul ediyor ve aslında büyütmüyor. Aynen öyle. O benim için çok büyük bir şey oldu. Ders oldu. Siz Hayat de ders. bana sabrediyorsunuz mesela şu an. Yani diyorsunuz ki bu böyle soru olur mu demiyorsunuz. Tatlı tatlı cevap veriyorsunuz. Doğru mu? Sen yine kolaysın. Doğru. Gerçekten orada hani tabii sonra ne yaptık işte biraz daha yaş büyüyüp daha okumalar yapınca Osman Efendi'nin bu altyapısında yani bu ruhi ve Sabrında. zeminin altyapısında işte o sahabe hayatını görüyoruz. Osmanlı'nın hayatından kesitler görüyoruz. Yani beslediği kaynak ve o kaynağı özümsediğini anlıyorsun. İşte Hazreti Ebubekir Efendimiz'e işte malum Ayşe annemize o ifk hadisesi olduğunda sadaka vermeyeceğim diyor ve yani iftirayı atan Hazreti Ebubekir'den sadaka alan biri. Evet, hatta kölesi doğru. Misbah. Evet ayet geliyor.
Hazreti Bekir devam ediyor. Çok anlatır bunu Osman Efendi. Doğru, bu zirve bir ahlak aslında. Çok zor bir şey. Yani evet, hem size kötülük yapan hem de aslında size muhtaç olan birine dahi ceza ver ya da onu mahrum bırakma noktasında bir hamleye girişmiyor. Yani ilginç. Zaman zaman suistimal edildiği de olduğu halde mesela Osman Efendi bu tavrından vazgeçmiyor. Yani onu bazen bu tip böyle suistimallerle ilgili konu bize düşüyor. Biraz orada Hazreti Ebubekir'den Hazreti Ömer'e doğru şey yapıyoruz. Anladım. Yani kötü adam siz oluyorsunuz ister istemez. Mecburen onun için sen de bazı şeyleri anladın değil mi şimdi? Doğru. Evet. Ya, hakikaten abi. Bu da zamanla anlaşılacak bir şey. Bu akşamki yayınımızın bir amacı da bu. Hayat tecrübelerinden sizin küçükleriniz yani genç arkadaşlarımız biz de istifade edelim inşallah. Eyvallah. Şimdi soruyu tersten de sorayım. Peki Osman Efendi size yıllar sonra Abdurrahman oğlum sen haklıymışsın ya dediği oldu mu? Hani mesela siz 35 yaşındaydınız, bir konuda ısrar ettiniz. Böyle olsun baba, yasın şöyle olsun dediniz. O da farklı dedi. Yıllar sonra, ya Abdurrahman doğru ya. Yani şöyle, kastım şu. Yani konuyu sormazsan oldu. Nasıl? Tam anlayamadım. Konuyu sormazsan ne olduğunu. Aa, anladım, böyle oldu diyorum. Evet, böyle oldu. Onu da sorayım. Buyurun efendim. İstişareye açıktır. Tam onu soruyor. Yani istişare hayatında var mıdır Osman Efendi? Tek başına karar alır. İşte bir şey derse o yani muhakkak kabul edilir. Diyelim ki Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın yönetiminde olsun, çalışmalarında olsun. Yani aslında istişare noktasında bir açık fikirli, açık bir insan değil mi? Tabii kesinlikle istişare açıktır. Ama şöyle bir şey gördüm mesela. Çok fazla istişarenin de uygun olmadığını gördüm yaşayarak. Çünkü ya siz kendi hayatınızdan diyorsunuz. Yok, Osman Efendi'de gördüm. Yani onun yaptıklarından çıkardığım şey. Bunu biraz açın abi, bu önemli bir konu. Haddinden fazla istişare ettiğinizde her kafadan ses çıkar bir durum oluşuyor. Buradan da bir karar veya bir aksiyon çıkartamıyorsunuz. Yani aslında istişarede de ölçüler hassas ve ince. Doğru kişilerle, doğru zamanda. Tam böyle esasında ayette hani feşavirun fil emri feyze azemte fetevekkel alallah. Yani istişare et, karar al ve yürü. Güzel. Ayetin böyle Türkçesini daha kolay olarak şey yaparsak gerçekten öyle yapar. İstişare eder, kararını verir ve yürür. Yoldaki ufak tefek çıkan engeller şunlar, bazen çok sert engeller de olsa eğer inandıysa yürür. Güzel. Peki hayatında böyle kimin sözlerine önem verir ya da mesela eleştiri olarak yani onu kim eleştirebilir? İşte kim ona haksızsın ya da yanlış bu böyle güzel değil. Yani aile büyüklerinden ya da siz mesela siz evladı olarak babacığım bu konu aslında bence böyle farklı düşünüyorum. Böyle bir yani böyle bir zemin var mıdır evde ailede? Ne zaman? Yani genel geçmişte olarak, şimdi mi? O zaman geniş mantıklı soralım. Yani bu değişim nasıl? Dediğim gibi bir sürü dönemleri var hayatında yani. Belki 20 sene önce daha farklı bir tabii sosyolojik yapı var. Efendim hayattayken daha farklıydı. Ondan sonra daha farklı. Sorumluluklar şey yaptıkça daha farklı. Şöyle mesela Allah hayırlı uzun ömür versin. Mesela abinin amcamla böyle hem arkadaş, abi kardeş, amca yeğen. Esasında bir amca yeğenlik var ama yaşları çok şey. Yakın mı? Evet, yaştaş gibi. Akranlar neredeyse. Evet, akranlar. Ve gerçekten amcam da bu noktada en böyle müthiş okuyan, bakışı olan. Siz de yanlış hatırlamıyorsam bir program yaptınız herhalde onunla. Evet. Mesela onunla çok istişare eder, çok şey yapar. Amcam tabii birebir özelde söylemesi gerekenleri şey yapar, güzel, söyler. Çok üst makamdayım, bana kimse bir şey diyemez, dememeli vesaire gibi bir tavrı yoktur. Belki öyle bir... Yani aslında ailesine, başta çocukları... Tabii tabii. Aile içinde de günlük hayatta da bir takım istişareler yapıyoruz. Şu şöyle olsun, olmasın. Tabii belli bir şeyim var, hakkım var. O hakkı kullanabiliyorum. Bir çizgiden sonra duruyorsun ve eyvallah. Onu sorayım Abdurrahman abi. Evlatlar genellikle babalarının gözünde büyümezmiş. Siz büyüdüğünüzü düşünüyor musunuz? Yani babanızın gözünde. 44 yaşındasınız ama aslında belki 33-20'li yaşlarındaki yani farkında olmadan belki o da sizinle yakın ilişkisinden sizin de yani 44 yaşında olduğunuzu farklı anlamda büyüdüğünüzü belki o da fark etmiyor olabilir. Yani böyle bir kör nokta oluşuyor mu ilişkilerde?
kendi adınıza hissediyor musunuz? Çünkü bunu şu yüzden sordum. Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç Hanımefendi'yi ağırlamıştık. O böyle bir şeyden bahsetmişti. İşte geçen hatırlıyorum, bu Bilal Erdoğan beyefendi Cumhurbaşkanlığıyla bir yayına katılmıştı. Affedersiniz. Televizyonda bir yayına katılmıştı. Babasıyla ilgili yani sanki buna benzer ifadeler kurmuştu. İster istemez belki de kamuoyuna mal olmuş. Kendi içerisinde yani daha çok insanın bildiği insanların ailelerinde çocukları belki kör noktalara da denk geliyor olabilirler. Yani kendi ilişkinizde böyle bir şey hissediyor musun? Ya zor soru oldu. Zor soru. Gözleriniz böyle tavana gidince anlıyorum Abdurrahman abi. Zor soru oluyor. Yani sonuçta o da ve siz de bir hususi ilişki içindesiniz. Evlat babanın sırrı. Genel ebeveyn ilişkisinde yani evlat ebeveyn ilişkisinde şunu gördüm. Evlatlar ebeveynlerin gözünde her zaman çocuk kalıyor. Yani her zaman çocuk bir taraf. Bazen de gerçekten yaşınızın şeyini görüyorsunuz. Yaşınızın muamelesini görüyorsunuz. Yani bir riski al şu olayı, şu riski sen yönet yaşıyorsunuz bazen. Bazen de işte 15 yaşında gibi oluyor. Herhalde o bir duygu. Yani şimdi kendi çocuklarım daha genç oldukları için 20 ve 18 sürekli böyle babanın bir eli üstünde olsun oluyor. Ama herhalde onlar da 30-40'ı görürsek inşallah. İnşallah. Tatlı olacak mı, ne olacak ben de merak ediyorum ama çevremde gördüğüm genel olarak baba oğul ilişkisinde hele mesela iş hayatına çok rastladım. Mesela çocuk dediğim yani evlat kocaman olmuş. Adam işi bırakmıyor. Bastonla gidiyor. Aman diyor o diyor şey yapar diyor. Karıştırır diyor. Batırır diyor. Bilmem ne yapar diyor. Ya var dayı amca sen biraz rahat bırak. Bakıyorsa sana yarın tezgah bu adam oturacak. Yani bu kadar koruyuculuk neden o doğru bir şey değil ama ruh hali olarak böyle bir şey var. Mesela belki bu şeyde de var. Hani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evladını kabre koyduğunda ağlaması. Orada işte sahabe şaşırıyor. Diyor ki ya ben de diyor bir babayım diyor. Yani ayette söylendiği gibi yani insani duygularım var. Sizinki de böyle tabii evet. Olarak. Abdurrahman abi şöyle bir ricam olacak. Bence izleyicilerimiz de katılacaktır. Bende çok sorular var. Hatta yani aslında daha tatlı bölümü, daha belki gençlerin de hoşuna gidebilecek bölümü daha hiç başlayamadım. İsterseniz birazdan, şu an daha var 5 dakikamız, bitmeye yakın, vaktiniz de varsa böyle anlar her zaman gelmiyor. Ben kendi adıma hazırım. Kapatırız, 1-2 dakika içerisinde yeniden açarız. Olur, bu olur. Akşam yani tamamlamış olalım bütün soruları. Abdurrahman abi şimdi tabii baba oğul ilişkileriyle ilgili yani işin iyi boyutu var. O da şu, hani bir anlamda tırnak içi kısmetlisiniz diyelim. Neden? Böyle hayırlı, böyle güzel, insanların da sevdiği, yani gıyabında üstünüzün şahidi olduğumuz bir insanın evladısınız. Fakat şimdi Nuh peygamberle oğlu da var. Nuh peygamber çok güzel, salih bir zat. Oğlu ise bayağı böyle bir diretmiş. Yani demiş ki doğru, senin yolun sana, benim yolum bana. Sizin hayatınız açısından da aslında yani bayağı bir nimet barındırıyor ama külfeti ya da zahmeti de olabilir bu işin. Ne manada? Yani babanız mesela hayırlarda, güzelliklerde koşturuyor ya da size de gel diyor. Ya ben gelmem dediğiniz ya da niye izinde gidiyoruz, yolunda gidiyoruz? Yani biz de biz kendi hayatımızı yaşayalım. Senin yolun sana, benim yolum bana dediğiniz ayrımlar olmuş muydu hayatınızda? Yani Nuh peygamberin oğlu misali ben bilmem. Yani ben dağa çıkıyorum. Dağ beni korur dediğiniz alanlar oluyor mu? O çok keskin bir örnek tabii. Esasında sadece Nuh peygamber de değil, işte Hazreti Peygamber de amcayla yaşıyor aynı şeyi. Lut Aleyhisselam'ın hanımı oralarda da genel bir şey. Burada tabii şöyle bir şey var. Evlat yiyen kardeş önemli ama hani hak yolda giderken ya benim işte bunlar olmazsa olmaz, bunlar %100 arkamda yanımda şu olsun, şöyle olsun diye bakılmıyor. Esasında biraz o kişinin bahtıyla alakalı bir şey. Sizin bahtınız açıksa, nasipliyseniz o projektörden istifade ediyorsunuz. Yoksa geçip gidiyor, o şeyi fark edemiyorsunuz. Tabii şöyle beraber yaşadığımızdan dolayı böyle bir şey olmadı. Belki olduysa da hatırlamıyorum. Yani çok böyle delikanlılık çağında belki... Ya bu kadar disiplin niye? Biraz daha yani içimden geçmiştir. Ama zahirde böyle büyük bir ayrılık ya da işte kopuş olmadı. Yok yok böyle bir şey olmadı. Bir de şöyle bir şey var. Hani nasıl anlatayım ben de? Bir çizgiyi açtığımda mayınlı tarlaya
gireceğimi ve mayına basacağımı hissediyorum. Birkaç yere bastım diye. Yani, yani tecrübelisiniz. Soyut, patladı yani birkaç defa. Soyut anlamda şey yapıyorum ki ha bu şu manada yani her baba oğul ilişkisinde bir şeylere itiraz edersiniz. Yani böyle keskin olmayan noktada sen bilirsin denir. Orada da sonra böyle kafayı tık vurup geri gelirsiniz. Evet ben geldim nerede kalmıştık dersiniz. Onun gibi bir şey yaşıyorsunuz. Çünkü demin söylediğim gibi zorlu bir ilişki var. Bir de nefsiniz var. Evet, insanız. Nefsiniz zaten. Son nefese kadar bırakmıyor. Bir de herhalde biraz hızlı mı konuşmak lazım? Çabuk geçiyor şey. Sorular da kalıyor. Doğru ama. Ama ben de düşünerek konuşmak zorundayım çünkü. Evet doğru. Ya şöyle sonuçta çok benzeri olan bir program değil. Şu manada koronavirüs oldu, evlere kapandık. İşte Instagram'dır, bu tür yayınlar daha kolay hale geldi. Osman Efendi'nin güzel örnekliği sizin şahitliğiniz üzerinden insanlara ilham da olabilir. Hoş oldu. Yani sizin eyvallah. Aslında cevaplarınız falan gayet uygun. En az 2 saat konuşmak lazım Abdurrahman abi. İzleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Yani biraz daha belki işte dedim ki yayın öncesinde mesaj attı dedim Kadri Afacan abim. Biraz dedi mesela mutfağa sor dedi. Yani Osman Efendi mutfağa girer mi? Şimdi Abdurrahman abi yani bu dönem erkeklerin mutfağa girdiği bir dönem. Yani bakıyoruz Instagram'da, Twitter'da, sosyal medyada işte beyefendiler yok irmik yapmış, yok bir şey yapmış, yok ekmek pişirmiş. Bu şimdi işin yani magazin kısmı böyle. Hakikaten mesela Osman Efendi mutfağa girer mi? Bir yemek yapar mı? Açlığı var mıdır? Yemekten anlar mı? Neyi çok sever? Biraz böyle devam edelim. Şöyle diyebiliriz. İlerideki sorularda da zaten muhtemel gelecektir. Osman Efendi'nin aile bağları gereği yemek sofra konusunda gerçekten farklı bir noktada. Nasıl farklı bir noktada? Şimdi baba kökeni İç Anadolu, Konya. Bir kere o mutfak devam eder. Her ne kadar Konya'daki gibi böyle bamya çorbaları vesaire gibi çok şey olmasa da ama o gelenek gelir. Daha İç Anadolu şeyi. Annesi Kiğılı, Malatyalı. Rahmetli babaannem de güzel yemek yapardı mutfağa girdiğinde. Teyze vesaire yani Ahmet amcanın annesi olan teyzeler falan hepsi böyle şey veya Abdullah abinin kayınvalidesi Abdullah Sert abinin hepsi kardeşti onlar. Oradan gelen bir Malatya şeyi var. Annemle evlendikten sonra Güneydoğu mutfağa geliyor. Bu böyle zengin bir karışım. Evet zengin bir karışım oluyor. Herhalde o zengin karışımın şeyi olsa gerek gerçekten mesela böyle yemeğe kaşığı atsın. Tabii dışarıda hiç söylemez. Ama ev içerisinde ya bunun işte şusu eksik, busu eksik gibi. Hani şimdi gurmeler çıkıp söylüyorlar ya. Yani kendisi aslında damak tadı kesinlikle, yemekten anlar. Kesinlikle. Ve onun muhabbetini de yapar, sever bu anlamda. Şöyle tabii. Hatta tarif de eder. Ama hani hiç girdi yaptı mı hatırlamıyorum. Anladım. Yani belki yemeği seviyor. Böyle çok şeyde çok çocukluğumda Ümre'ye falan beraber gittiğimiz olmuştu. Oralarda belki bir şeyler yaptılar. Ama böyle bir rutin yok. Bize 30 sene önce pazar sabahları işte böyle bir şey sahanda yumurta gibi vesaire şeyler yapardı. Onun dışında hani yemekten iyi anlar. Çok yer mi yemez. Onu da hemen gelecek sorulara şey. Evet doğru. Yok yani o ölçülü yer ama mesela babadan gelen bir şey, alışkanlık özellikle mesela sütlü tatlıları çok severdi. Tam onu soracaktım. Mesela tatlılardan neyi sever? İşte sütlü tatlı. Yani dede, sütlü tatlıların yani babası sever. Babası da kendisi de öyle bir gelen tevarüs var. Meyve sever mi? Meyve de. Böyle usul sen şunu yani arar mı? Haftada bir işte elma yemesem olmaz. Keşke elma olsa der. Yok öyle ne bir varsa. Böyle şeyleri yok. Ama şöyle bir nokta var. Böyle mesela doktorlarla olan konuşmalarına falan bakıyorum. Sağlıkla ilgili hususlara konulara çok şey. Vukufiyeti var. Böyle doktorlarla oturmuştu. Meraklı yani. Tıpçı gibi konuşuyor yani. Ben güzel. Bir sürü şeyi anlamıyorum. Veya yeni anlamaya başladım. Favori yemeği var mı? Yani şu yemek olsa da yani çocukluğunuzu hatırlar mısınız? Annenize işte bu akşam keşke şunu yapsan da yesek. Yani Ramazan'da şu olmazsa olmaz. Ya da işte işten geldiği zaman yani muhakkak sofra kurulacak, yemek hazır bekleyecek böyle. Şöyle çok talepkar bir şey yoktur ama yanında beraberseniz neleri sevip neleri sevmediğini yani sevmediği derken
tercih diyelim. Evet. Tabiri değiştirin. Neleri daha çok tercih ettiğini veya hoşuna gittiğini fark edersiniz. O da sizin fark etmeniz üzerinden bir şey yapar. Ne onun adı? Mesela böyle çok böyle yağlı bir şey geldiğinde yemez. Onu ya ben onu sonra yiyeyim der mesela. Böyle çok kibar bir şekilde böyle bir yemeği yemek istemediğini size şey yapar. Güzel. Yani ihsas, olumsuz konuşmadan. Yok. İhsas ettiren anlarsınız ki evet bu yemeği getirmeyelim. Yani çok yağlı mesela çok yağlı şeyden çok şey yapmaz. Hafif yemeği seviyor. Daha hafif şeyleri ya da az. Sever ama gençliğinde çok yağlı şeyler yermiş yemekler. Onu konuşalım biraz. Yani gençliğinde cevval, hareketli. Mesela ben hatırlıyorum bir defa sizinle bir işte yolculuğumuz olmuştu. Hep söylüyorum gülüyorsunuz ama siz mesela bayağı maşallah hızlı araba kullanıyorsunuz Abdurrahman abi. Yani yol altınızda ağlıyor gibi. O mesela bir hız tutkusu var mı? Mesela da bizim ailede olan bir şey herhalde. Şimdi ben tabii vakıfta daha çok vakit şey yapınca Ahmet amcayı da görüyorum. İşte arada 4-5 yaş fark var ama böyle devamlı tabii hareketli bir şey var ve özellikle de yaptıkları işte de yani ticari işlerde de hayır işlerinde de hep böyle hareketin içindeler, faaliyetin içindeler. Ve uzaktan bakayım yani işte fuara mı gidecek, fuara gidecek. Hayır işi için şu ülkeye mi gidecek, gidecek. Yani oradan ya başkası gitsin, şu yapsın vesaire diye bir şeyleri olmaz. Cesur mudur? Risk almayı sever mi Osman Efendi? Ya da böyle garantici midir? Daha belki işte... Yok böyle hani genellikle cesaret biraz böyle cesaretle böyle kabadayılık tabiri genellikle yan yana şey yapılır. Veya böyle yiğitlik yani ama bu şey böyle kükreme tarzı hep beraber alınır. Cesaret bir konuda kararlıysa kesinlikle çok cesurdur. Yani hiçbir şey onu durduramaz. Bir şeyden de çekinmez yani o noktada. Metindir yani. Allah'ın izniyle düşündüğü şeyde. Tabii yürür gider. Mesela anlatıyorum burada da yeri gelmişken anlatayım. 98'de herhalde Azerbaycan'da ihtilal oldu. İç ihtilal oldu veya 96 mıydı? Öyle bir yıllardan birindeydi. Tam da seyahat edeceği bir şeyde günde. Daha doğrusu bir olaylar başladı. Sonu ihtilal oldu. Ama hani tam karışıklığın başladıktan iki gün sonra seyahati var. Neyse biz burada işte çocuklar, hanımı vesaire çevresi ya gitme etme şu bu falan diyor. Ya tamam olur bakarız dedi bize ama sonuçta gitti. Gitti. Seyit Ahmet Hoca ile birlikte. Seyit Ahmet Olgun seyrediyorsa da ona da selam olsun. Ya yani sonuçta o dönem yapılması gereken hizmetler vardı. Tahmin ve ediyorum gitti. Seyit Ahmet Hocam da hani şey çok gönüllü değildi ama. Yani ben... o dönem için muhtemelen yani Osman Efendi'nin cesareti ve kararlılığı onlar için de bir güven oldu muhtemelen. Evet ya dediler ve peşinden gittiler. Tabii gerçekten bir şey oldu. Olaylar ciddi şey oldu falan. Ben geldikten sonra sordum. Dedim ki çok şükür bir sıkıntı olmadan yani kayda değer bir şey olmadan geri döndüler. Dedim ki ya baba dedim niye gittiniz dedim yani. 10 gün sonra git, 15 gün sonra git, 1 ay sonra git. Dedi ki ya biz orada dedi, çok hayırlı bir iş yapıyoruz dedi. Şimdi dedi hayırlı işlere de dedi şey olur dedi. Şeytan çok girer dedi. Aksilik çok olur dedi. Hani ülkede bir karışıklık çıkınca da yaptığınız iş bir anda iki tane kötü niyetli insan çıkar baltalar. Bir ikincisi de biz dedi buradan arkadaşlar götürdük dedi. Türkiye'den. Herhalde o dönem 10-15 kişi vardı. Belki 20 kişi vardı. Şimdi onlar dedi zaten zor şartlarda dedi. Bir de bu kavga gürültü vesaire var dedi. Hani çocuğumuzu attı veya bizi buraya bıraktı. Kendi orada rahat yatağında demesinler diye dedi. Ben gittim dedi. Yani aslında öncülük etti. Tabii gerçekten mesela bu bende bir hayranlık oluşturmuştur. Yani o cesareti... Yani risk aldı sonuçta. Tabii kesinlikle risk aldı. Çünkü mesela o orada bir kısım Türklerin bir kısmını hapsettiler belki tutukladılar doğru. Evet, yani o şeylere internette bakarsa arkadaşlar okurlar o doğru, şey. Doğru. O dönemleri. Bu Elçi Bey'den Haydar Aliyev'e geçiş dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani mesela orada o riski aldı, gitti ve geldi. Yani işte Allah'ın koruması hani siyanet, himaye vesaire diye genellikle tasavvuf kitaplarında veya dini kitaplarda okuduğumuz şeye tabii okumak ayrı bir şey. İman edip amel etmek gereğince. Peki kitaplarla ilişkisi nasıldır Osman Efendi'nin? Yani böyle
çocukluğunuzdan beri diyelim. Böyle elinde kitap olur muydu? Okumayı sever miydi? Böyle beğendiği yazarlar kimlerdir? Yani bir gazetelerden olabilir, köşe yazarları olabilir, ölmüş rahmetli yazarlar olabilir ya da yaşayan yazarlar olabilir. Böyle kitapla ilişkilerinde aklınızda kalan neler var? Şöyle burayı biraz daha geniş alayım ben. Belki benzer soruları soracağım. Yani bunun peşine muhtemel sorular gelecektir. Onların hepsine bir cevap vereyim. Buyurun abi. Yetiştiği iklim, ortam itibariyle İstanbul gibi böyle hani medeniyetler beşiği sayılabilecek bir sayılan bir şehirde doğuyor, büyüyor ve tahsil hayatı yapıyor. Tahsil hayatında da esasında Osmanlı'nın son dönem uleması veya hocaları, diyeyim, bilim adamları, fikir adamları bunlarla birebir yüz yüze gerek okulda hocalık gerek dışarıda birliktelik bir hoca talebe veya abi kardeş ilişkisi yaşıyor. Bence bu kendi hayatında çok ciddi etki ettiğini şey yapıyorum. O da bir kısmet yani aslında. Tabii, yani tabii, İstanbul'da tabii, herkes o insanlara düşmüyor. Kendisi babasından, dedesinden, aile çevresinden nasipli bir şekilde aslında kıymetli fikir ve ilim insanlarının yanında. Tabii babadan da gelen bu bir şey esasında. Yani mesela Müzaffer'in hayatında da işte hatta Hamit'ten Bekir Aki Efendi'ye Akdili Kur'an yazır. Elmalı Hamdi yazır. Evet, Elmalı Hamdi yazır vesaire. Mesela babadan böyle bir şey var. Aynı şekilde kendi döneminin insanları işte hani Üstad Necip Fazıl'dan Kadir Mısıroğlu'na kadar çok geniş bir... Necip Fazıl kısa kürekle arkadaşmış Osman Tabii, Efendi. Tabii yani arkadaş derken şöyle böyle arkadaş gibi gezerler ama mesela orada ne var? Osman Efendi mesela hep mesafeyi korumayı çok iyi... İnsan mesafedir. Becerir, evet. Yani o becerisi çok geliş bir şeyde vaziyette. Tabii böyle olunca İstanbul çevresinde yani o havzada yetişen herkesle bir şekilde yolu kesişiyor. Sosyal cemiyet hayatında işte o eski MTTB'ler sonra ilim yayma vesaire hep oralarda da bulunduğu için. Yani Osman Efendi dava yönü var. Tabii İnsanlarıyla yani, birlikte. Tayyip Erdoğan'dan işte bir sürü farklı sayacağınız isme kadar hepsiyle bir şekilde bir ilişki olmuş. Okuma kitap meselesinde de çok okur. Seviyor yani okumayı. Veya okutur. Okuyamadığını da birine okutturur. Onun müzakeresini yapar. Güzel. Yani sonuçta yoğun bir sürü koşturma içerisinde sohbetlerdir, kitaplardır, kendi özel hayatıdır. Birçok insanla diyelim ki istişare hasbiyelidir. Yani kitap okumaya zaman bulamadığı zamanlarda da diyelim ki falan bir baksan diyor, konuşuruz diyor üzerine. Güzel. Tabii yani o ama yani çok delikanlık döneminden bugüne kadarı anlatıyorum ben. Yani hiç o kitap okuma kitapla olan sayfayla yaprakla olan ilişkisini hiç şey yapmadı. Araya mesafe koymadı. O ilişki güzel. Çok güçlü kaldı. İşte Mesnevi'den tutun aklınıza gelen bir sürü edebi eserler, fikri eser veya konferans, seminer mesela benzeri şeyler. Mesela Roger Garudin'in o İstanbul ziyareti, burada yaptığı konferans vesaire. Onlara da gidermiş. Doğru. Tabii o tarafları var. Tabii böyle bir bu havzada yetişmek bir farklı kılan, dünyaya bakış açısı itibariyle olayları tahlil etme, kitap yazma, hani çok kitabı var. Orayı da sorayım. Yani mesela kitapları çıkınca sevinir mi? Böyle onlarca kitabı oldu. Yani her kitabını böyle tekrardan sevinir, işte inşallah şunu da yapalım, böyle daha ya. Yani böyle bir kendi içerisinde işte senede 3 kitap çıkartayım, 5 kitap çıkartayım, şöyle de olsun, böyle de olsun planlıyor mu? Yoksa biraz doğal akışında mı gelişiyor? Şöyle herhalde planlıyordur bir miktar. Bir miktar da ihtiyaca binaen çıkartıyor. Mesela son dönemin işte benim acizane kanaatim modası diyeyim. Deizm diye bir şey çıktı. Esasında bu çok eski işte ta işte o pozitivizm, Auguste Comte bilmem ne şeyden filan beri olan bir şey. Yani bu topraklarda da 150 yıla yakın bir geçmişi olan bir şey. Yeni bir şey değil ama mesela bu konu genellikle bizim ulemanın ve mütefekkirin çok fazla girip şey yaptığı bir konu değil. Ama mesela baktı ki böyle bir ihtiyaç var. Mesela bu konuyla ilgili bir kitap yazdı. Doğru. Aklın cinneti deizm.
Böyle bir kitabı oldu. Evet, Aklı Cinneti Deizm diye. Güzel, doğru. Hani ne yaptı orada mesela? Müzakeresini de ettim ben. Onun için daha rahat konuşayım. Mesela dedim ki ya babacığım ya, hani bu bir moda. Yani gençler böyle dinin mesuliyetlerinden, yükümlülüklerinden kaçtıkları için ya ben deist olayım. İşte ya şu hoca şöyle şey yapmış, olumsuz örnekleri de önüne koyup ben en iyisi deist olayım. İleride havalı bir şey. Doğru, havalı bir şey gibi. Evet. Dedim ki ben mesela bu moda dedim yani bu genel. Yani belki müstakil kitap yazmaya gerek yok. Geçebiliriz gibi düşünüyorum. Her üniversitede mesela aykırıdır üniversitedeyken, üniversiteyi girdikten sonra normalleşmeye şapkayı önüne koyuyor çünkü. Evet, normalleşmeye başlar. Dedi ki oğlum dedi, hayat dedi çok hızlı değişiyor dedi. Globalleşen dünyada çok hızlı değişiyor dedi. Belki dedi net bir tavır almayınca dedi, bu dedi kalıcı hale gelir dedi. Benim de endişe ettiğim nokta bu dedi. Yani bu fikrin kalıcı hale gelmesi insanlar üzerinde diye bir şey yazdı, kitap yazdı. Bir de şöyle bir nokta da var. Mesela ben tabii mesela Sami Efendi Hazretleri'ni iki kere gördüm ama artık son dönemleriydi. Ben de çok çocuktum. Mesela Kıbrıs Savaşı öncesi Sami Efendi Hazretleri şeyden çok bahsedermiş. Uhud, Bedir veya benzer şekilde cihat ayetleri üzerine sohbetler yaparmış. Hatta abinin biri dedi ki ben dedi Kıbrıs Savaşı'na kadar dedi anlamadım dedi. Allah Allah, niye hani Sami Efendi otururken şey yapıyor. İşte 73'lü yıllar herhalde. 74'te harekat oldu. Hareket oldu, evet. Evet. Böyle bir ne diyelim? O yani o dönem için Sami Efendi'nin kerameti bir açıdan. Evet, böyle bir okuma var. Musa Efendi'de de benzer şeyler var. Duruma ve ihtiyaca göre kitap yazma. Aynı şeyi orada da Osman Efendi'de görüyoruz. Duruma göre şey göre ihtiyaç yazma. Bazen de yazılanı destekleme. Mesela ben bakıyorum hani kitap ismi vermeyeyim. Ya birisi mesela bir faaliyet yapıyor, bir kitap yazıyor veya benzer bir yani okuma mecrası, okuma veya dinlemeye yönelik bir mecra faaliyeti var. Diyor ki ya bunu kesinlikle destekleyelim, bunu bu günün ihtiyacı. Buralarda doğru. Yani sanki böyle diyeyim ki hadis inkarcıları çoğaldığı zaman aslında hadisle ilgili usta kalemler, ehil gönül kalemleri mesela Yaşar Kandemir Hoca gibi yani evet, onların eserlerini sanki daha ön planda tutuyor ve takdir ve tebrik ediyor gibi. Onu yani sanki benim bakışımdan da böyle bir şey ilave edebilirim. Tabii kendi alt fikri altyapısı da çok güçlü geldiği için yani bir sürü isimle hem birebir hem de eserlerini okuyarak zaman zaman eserlerini müzakere ederek bir altyapıdan geldiği için o ve bu işten çok zevk aldığını bunlarla ilgileniyor. Yani kitap, dergi vesaire gibi konularda böyle birebir sen de yaşamışsındır. Şeyi var mı peki yani şu bu kadar kitabı var ama en çok sevdiğim bu. Ya bu bambaşka dediği yani size belki fısıldamıştır ya da böyle kendisini hiç tanımayan birisi ilk keşke şundan başlasa beni okumaya, beni tanımaya dese. Böyle belki spesifik bir ayrım yok. Yani çok hatırlayamıyorum. Çok böyle dikkatimi çekmemiş. Sanki bir testi suyu herhalde tavsiye. En çok onu böyle ilk şey yaptığını onu tavsiye ediyor gibi hatırlıyorum ama böyle. O da ilk eserlerinden hemen hemen. Evet. 1994. Sonra bir şey yaptım üzerine. Birkaç kere bir genişletilmiş. Baskı yapıldı, doğru. Baskı yapıldı. Bir de günün mesela Müslümanın paralel imtihanı. Hani biraz güncel konuşalım. Hep böyle doğru. Çok eleştirdiğimiz bir alan. İşte Türkiye zenginleşti. Muhafazakarlar zenginleşti. Müteahhit oldu filan. Evet, mücahitler müteahhit oldu. Doğru, böyle bir eleştiri var. Böyle bir eleştiri var. Mesela 2 yıl önce, herhalde 2 yıl oldu yanıştıramıyorsam, Müslüman'ın para imtihanı diye bir küçük bir rahat okunabilir bir cep kitabı yaptı. Yani bir duruş sergiliyor aslında. Tabii, biz parayla imtihanımızı kaybetmeyeceğiz diyor. Kesinlikle bir şey yaptığınızda hani o olayı görme ve ona karşı bir refleks geliştirme. Şöyle söyleyeyim, şimdi Türkiye'de hani erkekler ağlamaz diye böyle bir genel kanı var. Osman Efendi ile ilgili ağladığı anlar var sizin gözünüzden gitmeyen. Böyle içli içli ağladığı, hüzünlendiği, belki babasının cenazesi, belki annesinin, belki Musa Efendi'nin ya da bir Bosna Savaşı ziyareti, işte o dönemler. Böyle gözünüzün önünde çocukluğunuzdan beri sizin yanınızda böyle çok ağladığını hatırlar mısınız? Çok hatırlamıyorum. Daha selam Efendimiz, Resulullah Efendimiz ile ilgili
Medine'de ve burada birkaç şeyde, birkaç hadisede diyeyim, oralarda böyle gerçekten gözünden yaş geldiğini gördüm. Ama şöyle gönül dünyası var. İçeri doğru akan bir gözyaşı var sürekli. Yani özellikle mağdurların, mazlumların. Ya mesela şu an İdlib'deki o sefaleti her gün takip ediyor. Yani Önemli bir şey bu. Yani bu söylediğiniz. tabii, Sonuçta mesela İdlib bize sağdaki göre arada bir gündem oluyor. Hani bomba oldu, İdlib'de insanlar öldü, üzüldük, geçtik gibi. O da öyle değil anladığım tabii kadarıyla. yani sağdaki arkadaşları her gün arar, şey yapar ki işte bakıp ilgileniyor, şu ilgileniyor. Yok o. Ama geçmişte de bu böyleydi. Yani bir mağdur ve mazlum insan, coğrafya bazen bu çok yakınında oluyor, bazen çok uzağında oluyor. Fark etmiyor. O gündemi oluyor ve uykusunu kaçırıyor. Adeta gözyaşının içine doğru bir şey akıyor. İçine Gözyaşı. ağlayan bir insan yani Osman Efendi. Evet, daha öyle daha doğru tabirde bulabiliriz ve elinden geldiğince dünyanın neresinde olursa olsun Ümmet-i Muhammed'in hani dertlerine deva derler ya, alakadar imkan bunu yapmak için çok ciddi bir sayı gayrette bulunuyor. Güzel. İkinci sorum. Mesela müzikle ilişkisi nasıldır Osman Efendi'nin? Yani hayatında ya şu ilahi ya da şu ezgi, şu marş ya da şu türkü babanızın aslında gönül tellerini titretir. Ya onun için vazgeçilmezdir. Tabii bu büyük yani hayatının sonuçta 78 yaşında. Yani 30'da farklı bir şey dinliyordur, 40'da farklı bir şey. Belki hayatında çok müzik de yoktur. Belki hiç oralı da olmuyordur. Gördüğünüz kadarıyla nasıl Abdurrahman abi? Şöyle güzel sesse güzel tınıya karşı bir şey var, seçiciliği var. Yani mesela kesinlikle mesela Kur'an-ı Kerim imam seçer. Yerli yabancı fark etmez. İlahi, naat vesaire buralarda da birkaç tane böyle çok hani ya şunu bana bir şunu dinleyeyim, şunu okuyayım diye dedikleri var ama onun dışında böyle benim dikkatimi çekecek noktada bir belki yani çok gençliğinde bir takım böyle olmuş olabilir ama bende böyle çok ciddi bir şey bırakmadı. Yani Yani evinizde dikkat. böyle kaset hatırlıyor musunuz? Kasettir, CD'dir. İşte hani o dönemler için söyleyelim. Yani belki bir işte Kani Karaca'dır. Kani Karaca, Alaaddin Yavaşça. Yani belki o tip ya da belki Orhan Gencebay. Yani o gençliği açısından söylüyorum. Şimdi şöyle ben tabii 50'sinden sonrasını hatırladığım için. Doğru. Sonuçta doğru bunu da hatırlatmış olalım. 44 yaşında Abdurrahman Topbaş abimiz. Osman Efendi 78 yaşında. Yani Abdurrahman abi 15 yaşına geldiğinde Osman Efendi 50 yaşındaydı. Doğru. O Evet. yüzden 50 yaş seçkisi farklıdır muhtemelen Abdurrahman abi. Evet, öyle bir şey var. Öyle bir durum var. Ama hani böyle güzel mesela Yaman Dede'den, Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Yahya Kemal'den, Necip Fazıl'dan böyle güzel bir şiir, naat dinlemeyi sever. Tabii eskiden mesela yolda falan ne yapar? Genellikle Erkam Radyo'yu dinler. Erkam Radyo'dan önce benzer kanal Radyoları dinler. onları dinler. Haberleri mesela muhakkak takip eder. Tam bunu soralım. Yani gündemle ilişkisi nasıldır? Yani şimdi Kesin çok günceldir. yani takip eder mi gündem? Kesinlikle. Aa çok güzel. Yani bunu nasıl? Mesela gazete mi alır? Akşam televizyon mu izler? Radyo mu dinler? Mesela televizyon var mı evde? Yok. Havadisleri nereden alıyor? Ya şimdi zaten biliyorsun televizyona gerek Gerek kalmadı. yok. Doğru. Ama yani demek ki evde ya hep böyle bir atmosfer var. Birisi bir şey paylaşıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Tabii gündem genellikle biz işte bugün şu oldu bu oldu falan diye şey yaparız. Ama mesela önemli mesela şimdi böyle Fahrettin Bey'in çıktığı zamanları şey yapıyor. Bir seyredeyim, dinleyeyim diyor. Öyle mi? Tabii Ama yani Fahri Hoca, Sağlık Bakanımız. evet özellikle o ilk başlarda çok ciddi olarak şey Yani yaptı. aslında bu şu demek, şu an toplumun meselesi neyse onunla ilgili dakik ve rakik bir şekilde ilgi Tabii alaka arasında. dünyanın gündemiyle ilgili Çok şey güzel. oluyor ve o gelişmeleri konunun uzmanı, mütehassısı diyeceğimiz insanlarla bir araya geldiğimde de kesinlikle detaylı bir şekilde şey yapar, sorar. Yani şu ne oldu, bu böyle mi? Veya niye şu şöyle oldu vesaire diye. Güzel. Yani bütün yoğunlukları arasında hep gündem, güncel aslında var. Ne E oldu, ne tabii bitti? bir de şöyle bir şey var. Yani Orta Asya'yı, Kafkasları, Balkanları, Afrika'yı, Avrupa'yı birebir görmüş
bir insan. Ticari doğru, çok gezmiş aslında. Ticari bir altyapıdan geliyor. Yani para nedir, para nasıl hareket eder, babadan dededen böyle bir şey görmüş. O altyapıdan yani dünyada ne oluyor? Hem fikri açıdan, hem politik açıdan, hem ekonomik açıdan şey yapar, takip eder. Güzel. Peki mesela alışveriş, yani çocukluğunuzda, hadi onun 50 yaşlarından itibaren diyelim. Alışveriş hatırlıyor musunuz? Beraber gider miydiniz markete? Tabii. Bir işte bir, yani nasıldı tarzı, tavrı? İstediğinizi alır mıydınız? Yani böyle hala da diyelim. Yani nasıldır genel duruşu alışverişte? Beraber giderdik tabii. Üsküdar'da belli yerler vardı mesela alışveriş yaptı. Oradan gidip beraber alışveriş yapardık. Hatta yürüyüş, bazen yürüyerek giderdik. Ondan sonra ben de o zaman spor yaptığım için torbaları ben taşırdım böyle şey gibi. Peki dükkanları neye göre seçerdi? Yani salih insanlar mı, güvenilirler mi, malı iyi mi? Yani onları size söyler miydi? Mesela buradan bunu alıyoruz ama Abdurrahman Ya bak. şunu ben böyle görürüm yani. Mesela dindarlığı önemser ama liyakati, kaliteyi onunla birlikte olmasını şey yapar. Yoksa Yani kuru diyarlık aslında çok da ilgisini çekmiyor. Çünkü yok, mal yok. kötüyse, yaptığı iş iyi değilse ona da çok biri vermiyor. Tabii. Ha ki kimseyi terslemez şey yapmaz ama böyle Anlaşıldı. güzel bir şekilde şey yapar. Anlaşıldı. Peki mesela siyasetle aktif ilişkileri hiç oldu mu? Yani gençliğinden bu yana. Yani işte bir partinin içinde yer aldı mı? Aktif koştu mu? Ya da gençlik döneminde temsilciliktir, il başkanlığıdır. Böyle şeyler olur muydu? Yok, olmadı benim hatırladığım, yani benim dönemlerimde olmadı. Ama tabii şöyle, demin de söylediğim gibi İstanbul'da yaşayınca, çok bilinen bir ailenin ferdi olunca. Yani siyasilerin onunla ilişkisi olmuştur. Evet, bir sosyal bir hayatı olunca da tabii gayri ihtiyari böyle bir ilişkisi şeyi farklı kesimlerle de geleni gideni çok olurdu. Oturur kalkarlar, şey yaparlar, muhabbet ederler. Tabii o İstanbul'da yaşamanın getirdiği bir farklılık da farklı kesimlerle diyalog kurma, bir seviye ilişki götürme özelliği olan bir insan. Güzel. Peki Osman Efendi'nin hayatında kendi, yani annesi mi daha etkiliydi, babası mı sizce? Yani karakter, kişilik, kimlik inşasında daha çok hangisini çekmiştir sizce? Zor bir soru mu? Zor soru, şöyle düşünmem lazım, vaktin gidiyor. Tamam, pratik cevap olabilir. Yani ya şöyle, iki taraftan da, babadan da anneden de şöyle diyeyim. Ya tam annesi veya tam babası gibi bir tabir yerine ikisinden de şey yapmış, özellikleri cem etmiş. Şunu soralım. Mesela Esad Erbili Efendi hayvanları sever. Mesela atlarla ilgili bazı şeyleri vardı mektuplarında. Ve benim mesela çok etkiler o. Şu anlamda Esad Erbili Efendi çok böyle heybetli, çok vakur bir zat. Onun ata binmesi ve atlarla işte kırlarda koşması falan acayip bir etkileyici bir manzara aslında. Mesela Osman Efendi'nin hayatında böyle hayvanlarla ilişkisinde somut, müşahhas örnekler var mesela. Ata binmeyi sever miydi? İşte diyelim ki kedi besler miydi? Balık var mıydı evinizde? Kanaryadır, kuştur ya da işte yani genel olarak nasıl? Tamam, hemen şey yapayım. Şöyle, mesela Musa Efendi de kediler çok öndeydi. Doğru. Osman Efendi de kuşlar. Öyle mi? Tabii. İlginç, bu da güzel. Yani bu aslında tam yani magazin gibi soruyorum ama yani nasıl abi kuşlar? Nasıl kuşlar? Şöyle diyeyim. Mesela bahçede güvercin veya kuş dediğim kanatlı da diyebiliriz. Mesela tavuklar var. Yani ne olacak? Dışarıdan en iyi yumurta gelebilir isterse. Ki biliyorsun sen, bahçeden çok büyük bir bahçede değil. Doğru. Ama o hayvanların orada olması, onlara işte günün belli saati salıyorlar. O böyle oturur seyreder. Çok bir şey yapar, keyif alır. Böyle güvercin beslemişliği tabii falan mesela var mı? Güvercin var. Güvercinler var. Mesela orada da çok enteresan. Ben de çocukluğumda birazcık güvercincilik yaptım. Yeni güvercin aldığınızda 15 gün kapatırsınız yuvaya. Alışsın diye mi? Tabii alışsın diye. Mesela burada güvercin hiçbirini kapattırmıyor. Zulüm Alışmıyor. diyor. Hayvana zulüm diyor. Kaçarsa kaçsın nasip diyor. Yaşı ilerledikçe mi böyle oldu? Belki o da gençliğinde kapatıyordu. Zannetmiyorum. Yani muhtemelen hep hayvana bakışında bu şey var o zaman. Özgürlük. Ya yani şöyle bir hayvanı kapatmayayım diyor. İnsanı geçtik. Hayvanatta bile bir eziyet şeyine, kul hakkına çok
önem verir, çok önem gösterir. Ya yani mesela en son işte geçen hafta, bugünle şimdi günleri de karıştırdık. Bugün salı mı? Çarşamba. Bugün çarşamba. Herhalde hafta sonuydu. Mesela sokak hayvanlarıyla ilgili, onları beslemekle ilgili bir tweet attırdı kendi hesabından. Twitter'ı da bu anlamda, orada neler oluyor, neler gündemde, bir anlamda teşvik ediyor. Şöyle güzel şeyler paylaşıyor. Yani, şimdi hepimiz evimizdeyiz ama o hayvancıklar şey yapıyor. Aç kalanlar var. Gıda problemi çekiyorlar. Bunları da gündemimize alalım diye şey yaptı. Mesela odasında bile pencerenin pervazına mesela yer yaptırdı. Oradan işte yaban güvercinleri gelip şey yapıyor veya kumrular yem deniyorlar. Onları güzel. Mesela büyük bir Anlaşıldı. Şey yapıyor. Kuşlara ayrı bir ilgisi var o zaman. Hay hay. Evet, öyle diyelim yani kuşlara Tamam. daha farklı bir, yani genel hayvanatı var ama yani özel gündemi kuşlar değil. Peki, giyim kuşamı nasıldır? Yani ne tarz sever? Giyim kuşamı tabii tekstilci bir aileden geldiği için o zaten bir renk uyumu, tertip vesaire. O mesela kesinlikle böyle dolapları dolduracak bir kıyafeti olmadı. Geçmişte de olmadı, şimdi de olmadı. Dolap doldu mu hemen boşaltır. Yani ölçüsü vardır, o ölçülü bir... Ölçülü bir alım yapar. Tabii ölçülü bir alım yapar ve hani... Renk mesela. Hani daralan, eskiyen, küçülen vesaire veya bollaşanı birine hediye eder. O onu hediye ettikten sonra yerine yenisini alır. Güzel. Yani böyle renkleri hangi rengi sever daha çok? Ya gömlekte ağırlıklı beyaz şey yapar zaten. Siz de görüyorsunuz ama diğer türlü de böyle hani özel bir renk şey yoktur ama böyle uyumlu giymeyi. Estetik yani aslında. Tabii o kesinlikle annemden dinlediğim hani daha böyle gençliğinde çok daha böyle her gün ütülü gömlek vesaire dikkat edermiş kravatları. Bu arada kravat takmayı bıraktıktan sonra hepsini bana vermişti. Tabii hatırlıyorum böyle mesela böyle çok kaç herhalde 90'lı yıllar filan. O 70'li yılların böyle kocaman geniş kravatları var filmlerde görürüz. Evet öyle. Öyle kravatlar bile vardı. Yani kılık kıyafete çok şey yapar. Tertibe çok dikkat eder ama hani geniş giyer vesaire. Onları zaten bizzat siz de müşahede ediyorsunuz ve kimseye de böyle bir pejmur delik, genellikle dervişlikle pejmur delik affedersin karıştırılır. Böyle Güzel. saçı başı dağılmış, Yani yakamaşı salak. Dağılmış, affedersiniz üstü başı kirli, böyle kokan tipler şekildeki insanlarla ilgili hoş karşılamaz. Yani aslında dağınıklığı, pasaklılığı, yani böyle belki kişisel bakımı ihmal etmeyi, çok da böyle dervişlik, işte tekke, tasavvuf gibi şeylere yakıştıran insanlarla aynı fikirde değil. Kesinlikle, kesinlikle yani öyle bir şey vardır. Ya işte biz dünyadan vazgeçtik. Bir lokma bir hırka Bir lokma bir hırka tanmadan. Falan diye. Gerçi zaten bir takım mutasavvıflar zaten o bir hırka bir lokmayı bir mücerret soyut bir kavram olarak görürler. Yani bir lokma bir hırkaya seviyesine düşsen de kalbini bozmayacaksın, kalbi kıvamını koruyacaksın diye yorum yapar bir kısmı. Esasında Osman Efendi de öyledir yani. Çok böyle şey yapmaz. Hatta biz böyle zorla bazen ya işte artık şunu alalım birine verelim yerine yeni bir palto, pardüse bir şey alalım diye şey yaparız. Peki senelik rutinleri var mıdır? Yani işte muhakkak Mart'ta şuraya gider, Eylül'de şuraya gider, işte Kayseri'yi çok sever, Uludağ'a mutlaka gider, Bursa'yı sever. Böyle senelik olarak aslında kendi içerisinde, yıllar içerisinde oluşmuş rutinleri var mıdır? Ramazan ümresi vardır. Yani aslında çok seviyor ve her sene gitmeye gayret ediyor. Tabii kesinlikle. Ki yani o Ramazan'ın kalabalığı şusu busu yoruluyor da o şeyde. Doğru. Yani saatler dönüyor, istirahat zorlaşıyor falan ama ona rağmen her sene Ramazan'da Medine-i Münevvere'de olmayı bir olmazsa olmaz halinde yapar. Tamam, Ramazan'ı koyduk. Bunun dışında mesela bir piknik ihtiyacı olur mu? Bir işte Boğaz'ı gezeyim, kimse fark etmeden bir akşam çıkayım Çamlıca eteklerinde İstanbul'u seyredeyim. Böyle gizemli, kimsenin bilmediği yolculukları, seyahatleri olur mu? Şimdi Sultantepe o ihtiyacı karşılıyor. Oralar daha en Tabii azından bazen de Çamlıca turistik tatmin yerler. Kuyusu'nda
vesaire şey yapar yani. O böyle hani yeşilliğe bir ilgisi vardır. Yeşilliğin olduğu yerleri, orada oturmayı, yürümeyi, hatta bazen yazı yazmayı sever. Yalnız kalmayı sever mi? Mesela çok şimdi insan ilişkileri içerisinde, yani sürekli konferanslar oluyor, sohbetler oluyor, birliktelikler oluyor. Vakfın kendi içinde hizmetleri var. Yani yalnız kalmayla ilgili hususi şey olur mu? Yani artık yalnız kalmak istiyorum, beni biraz yalnız bırakın modu olur mu? Ya şöyle diyelim, hani böyle ne tamamen yalnız ne de çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar da yorar kendisini benim gördüğüm kadarıyla. Ama çok da böyle tamamen yalnız kalayım, uzlete çekileyim vesaire gibi bir şey de çok duymadım. Yani o halvetler encümen var ya. Evet, işte, yani halkın içerisinde evet, halkla beraber olmayan biri halvetler encümen şiarını, düsturunu uygular, dikkat eder o şeye. Mesela sporla ilişkisini konuştuk biraz. Yani mesela fiilen bir karatedir, tekvandodur, işte güreştir. Bu tür şeylere girmemiş. Güreş yapmış lisedeyken, İmam Hatip'teyken belli bir şeyde, hatta Selçuk Eraydın Hoca'yı da rahmetliyle beraber bir takım şeyler yapmış. Ama yani şöyle, spor yapmanın, vücudu hareket ettirmenin sağlıklı bir hayat açısından önemine inanır ve onun muktezasında da amel etmeye çalışır. O zaman son sorulara geçmiş olayım. Mesela sporla ilişkisinden bahsettik. Takım tutar mıydı? Mesela hangi takımı tutar? Beşiktaşlı, ama Beşiktaşlı da çok bir ilgisini görmedim, ama hani ben gençken sorduğumda Beşiktaş derdi. Anladım. Yani futbolla ilişkisi bu kadar belki. Yani evet, bir tutmuş gençlik takımı. Hani bir de değiştirememe gibi bir şey vardı. Doğru mu? Bizim çocukken hangi takımı tuttuysak o bizim için artık şey, onu değiştirmek muhtemelen bir arkadaşın hatırına Beşiktaşlı oldu, öyle gitti. Eyvallah. Pekala. Mesela Musa Efendi ile ilişkisinde böyle sizi etkileyen, vay be, yani böyle manidar bulduğunuz bir şey var mı Musa Efendi ile ilişkisinde? Şu çok etkilemiştir beni. Bir baba oğul ilişkisinin ötesinde bir mürit mürşit ilişkisi veya hani böyle evet, o yine mürit mürşit ilişkisine giriyor. Çok müthiş bir saygı ve sevgi şeyi vardı. Mesela hani bende yine kısmen bir şey vardı böyle. Eskiden çoktu da şimdi böyle takılma, kekeleme hafiften vardır. Osman Efendi de mesela pek fark edilmez. 50'li yaşlarda o da hafiften vardı da şimdilerde zaten hiç fark edilmez. Mesela o zaman 80'li yıllar veya 90'ların başı, dedem sürekli Hicaz'daydı. Telefonla konuşurduk. Mesela telefonla konuşurken çok büyük böyle heyecanlanır, kekeler, kitlenir kalırdı bazı şeylerde. Yani hani bir normal bir baba oğul ilişkisi olmadığını orada böyle çok net hissederdik. Ben de bu çocuk halimle Allah Allah hani ya niye normal babası ne olacak, evet, ne kadar normal ne babası olabilirken fazla diye düşünürdüm, ama orada işte bir şey olmayan, özel bir yüksek bir enerji oluştuğunu hissediyorum ve ona bağlı bir şey vardı. Müthiş bir saygı, sevgi diyebileceğimiz bir şey vardı aralarında. Yani Osman Efendi hayatı boyunca Musa Efendi'yi bizzat elbette babasıydı, kendi öz babasıydı. Fakat aralarında çok hususi ve çok belki hassas, ince bir ilişkiyle yaşadı. Ve bu sizi aslında çok etkiledi. Doğru, doğru. Hay hay. Hak dostlarından mesela kendisine çok yakın hissettiği ve sık adını andığı biri var mıdır? Yani bizim bildiğimizin dışında, yani kitapları, eserlerinde çok insandan bahseder, alıntılar yapar. Ama böyle evde, yani şu Hazret de böyleydi, ya şu gönlümde tutuyor, keşke onunla bir dönemdaş olsaydım, arkadaş olsaydık, birlikte onun dönemine yetişseydim dedi. Böyle bir zat var mı? Yani zatlar var diyebiliriz. Yani mesela hani kitaplarında yazıyor, mesela Mevlana, Yunus Emre gibi daha eski tarihlerdeki insanın hak dostlarıyla özel bir kalbinde yeri olduğu hissediyorum. Hissettiriyor bize ve yani yakınında olanlara. Yine Hüdayi Hazretleri aynı şekilde, hem eserleri hem şeyi. Bir de mesela enteresan bir şey var, bunu da söylemiş olayım. Mesela Hüdayi Hazretleri'nin yaşadığı dönem, şartlar, dünya ile olan ilişkisine baktığınızda esasında Osman Efendi'nin bir aynileşme var. Yani benzeşme var diyeyim. O dönemde de o İrfan Ocağı'nın dünyaya ve
İstanbul'da çok etkili olduğu, dünyada da bir geleni gideni etkisi alanı olduğunu ve o bereketin esasında bugün de devam ettiğini şey yapabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Mesela Halide Bağdadi Hazretleri çok ciddi şey yapar. Dile getirir. Ama şimdi böyle sıralarsak çok isim çıkabilir ama ya daha yakın dönemde Yaman Dede'yi çok anar. Dostu olarak. Şunu sorayım o zaman son olarak. 11 Mart'tan beri Türkiye'de sonuçta olağanüstü hal var. Onu nasıl etkiledi mi? Mesela çok korktu mu? Panik yaptı mı? Aman bana kimse dokunmasın. Aman kimseyle görüşmeyeyim gibi yok, miydi? Yok, aksine tam tersi. Biz şey yapıyoruz. O tip konularda müthiş bir tevekkül var. Yani tedbirin yanında, yani tedbirini alır ama onun dışında da tevekkül kısmı çok daha güçlüdür. Gelen giden ziyaretçi, malum bilirsin, teravih namazları şu bu filan hep oralarda böyle şey yaptık. Tedbirleri arttırma konusunda şey yaptık. İkna etmek zorunda kaldık. Çünkü kendisi muhtemelen tedbirini alıyor ama tevekkül sahibi olduğu için biraz daha o paniktir, endişedir, fazladan işte vehme kapılmaktır noktasında çok daha rahat ve olayı nasıl yorumluyor? Yani Türkiye'nin başına gelenleri, dünyanın başına gelenleri, bu koronavirüsle ilgili size bir şey söyledi mi mesela? Ya oğlum ya çok hakikaten ibret almamız mı lazım dedi, yoksa üstlüyor mu dedi? Kesinlikle orada bir ibret hadisesini ve hani bir bütün dünyadaki virüsün ağırlığının belki bir gram bile olmadığını ama koca sistemi, dünya sistemini durdurduğunu, kalplere bir korku saldığını, bunun da esasında Cenab-ı Hakk'ın bir ikaz ilahisi olduğunu sık sık söylüyor. Ve şartların da böyle bir ikaza, bir musibeti çağırdığını söylüyor. Buralarda mesela şey çok güçlüdür inancı. Bizim genel klasik tasavvuf sohbetlerinde falan işte falan kişi varmış, bir dua etmiş, sular durmuş, düşmanlar kaçmış falan böyle bu tip şeyler anlatılır ama buralarda mesela Osman Efendi'nin dünyanın o hakikati vardır, bir sünnetullah vardır, yani bir akış vardır. O akış içerisinde iyilikle karşılık, kötülüğün kötülükle karşılık geleceğini veya zaman zaman insanların imtihanlarla, bir bolluk sonrası bir imtihanlarla karşılaşacağını gönül ve zihin dünyasında çok güçlüdür, yerine oturtmuştur. Ondan sebep bu tip hadiselerin olabileceğine, yani burada insanın işte kulluğunu hatırlaması, bir tazarru, tezellül diyeceğimiz yani aziyet ifadesi ile gerekli tedbirlerin alınması ama esas önemlisinin bundan sonra nasıl hayat yaşayacağı ile ilgili bir bakış açısı vardır şeye. Telkinleri vardır insanlara. Abdurrahman abi, ben tekrardan size çok teşekkür ediyorum. Son sorum çok kısa bir soru olacak. Bugün şöyle kapatalım. Bugün Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin mahdumu, oğlu Abdurrahman Topbaş Beyefendi'yi ağırladık. Kendi gözünden babasını dinledik. Osman Efendi'yi 3 kelimeyle tarif etmek isteseydiniz hangi 3 kelime olurdu ve ardından yayını kapatacağız? Namaz, merhamet, tevazu veya haya.